Selamlar dostlar. Sizlerle bugün Türkiye serimizin, Faşist Türkiye Turan serimizin kaldığı yerden bölümlere devam ediyoruz. Sıkıntılar baş gösterdi diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çin'in fraksiyonuna gireceğim. Çin'in fraksiyonuna gireceğim. Ve Çin'i büyük savaşa dahil etmeye çalışacağım. Kendileri hemen yol olacaktır. Halbuki karşılarına ateş atmıştım düşsünler diye. Evet, çok güzel. Ve Çin de oradan işgal etmesiyle beraber Rusya'nın ipi çekilmiş oluyor. Buradan birazcık itiliyoruz. Normal. Garnizon support alsam manpower'da rahatlarım aslında. Çin, versen az bir şey. Çok teşekkür ederim. Böylelikle manpower'ım olacak. Bu bölgede biraz sıkıntılarımız var. İğrenç cephe ya. Saplayımı tehdit edecek duruma kadar geldi İtalyanlar. Ama her tile'da bir division var. Adam akıllı bir 24'lük çekebilsem oraya işini bitiririm. Ha, şükürler olsun. Bu askerlere hemen ihtiyacımız var. Evet, Japonya Puppet'ı ve Puppet'lar çok tehlikeli. Buradan bölünmeyi göze alabilir miyiz? Alabiliriz. En nihayetinde liman dolu. Ama şu aşağıya artık tadına bir bağlamamız lazım. Fraksiyona çıktık bu arada. Çin'in. Tekrar bir fraksiyonsuz kaldık. Kor alabiliriz belki oraya. Ankara Anlaşması ile Musul'u falan şey yapabiliriz. Konfederasyon ama öncelikle şu korları alalım biz. Claimlerimizi alalım. Sonrasında onu alalım. Claim'li bu. Bu ne? Trakya'yı geç. Şunu alalım şunu. Ankara Anlaşması gel. Evet artık Advisor'ımızı alabiliriz. Kendisi Turanist Advisor. Gerçekten kuvvetli. Kimimizi attı. Şu an Alliance'a katılmam pek mümkün değil gibi. Çok değişik şeyler döndürdüm. Ben bile anlamadım ne yaptığımı. Ama Almanya yakında iflas. Çin ise Asya'dan geliyor. Rus'a karşı. Değil mi? Hayır. Rus'a karşı savaşmıyor. Belki bir alliance kapısı açılır diye bekleyeceğim. Yo, Rus'a karşı savaşıyor aslında. Moğol'a... Yani... Moğol'u ele geçirecek. Ele geçirsin. Turanist'i aldıktan sonra Manpower'da doyacağız Manpower'a. Kendisine Anchor Manpower veriyor. 102,5. Yeterli. Keşke Afrika'ya az bir şey baka kalsaydım. Kötü bir tercih oldu benim için. Burada ise durum stabil, güzel. Burada ise daha da stabil. Şuradan girebiliriz. Tekrardan bunların fraksiyonuna katılabilirim belki. Belki tekrardan fraksiyonlarına katılabilirim. Az önce frags olur gel. Yani şey savaşına Rus savaşına gelmeleri lazım.
Biz kapitüle olacağız şaka baka. Şu 15 Division'ı hemen yolla. Belki Rus savaşına da girerler. Bakalım. Haydi artık gir şu savaşa. Dangerous diyor. Aralarından birisi katılsa. Ha, bu savaşıyor zaten. Ha, Sovyetler savaşıyor. Çin hallettiği zaman girecektir Rus savaşına. Güzel. İtalyanlar Cenova düşerse düşer. Muhtemelen. Kurtarıyoruz bölgelerimizi. Bakalım İtalyanlar ne zaman düşecek? Düşmek üzere. Güzel. Bir toprak daha ilerleseler İtalyanlar yok. Ve İtalyanlardan boşalan o toprakları da biz ele geçiririz. Güzel. Ben sadece Turan bölgeleriyle ilgileniyorum. Hiç yoktan Rus'un buraya asker çekmesine sebep oldu. O bile büyük bir başarı. Girmese bile. Tukan'ı alalım. Burada dayanıyoruz. Manpower çözdüğümüz zaman da daha iyi olacak. Non-core manpower artıyor gitgide. Güzel. Turanis Advisor'ını aldığımız vakit daha iyi olacak. Ha, Çin bu askerleri de zaten sınıra geldi güzel. Şurada bir boşluk vardı. İtalya düştü mü? Düştü. Kapitüle. Güzel. Askerlerinin çoğu silinecek ve biz de devam edeceğiz. Sonrasında da Almanya'nın düşüşü var. Almanya yakında buralardan çekilir. Total savaş skorumuzu bilmiyorum da bu savaşın sonunda planladığım gibi pek olmadı. Niye? Erense giremedim. Erense girseydim tam planladığım gibi olacaktı. Rus da tam düşmedi. Rus'un düşmemesi yolu. Önce Almanya düşecek, sonra Rus düşecek abi. Bizim planımız bu. Advisor'ımızı alalım. Sivil artık önemli değil. Neredesin? Heh, şu Non Core Advisor daha iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Direkt manpower aktı zaten. Bir de garnizon support isteyeceğim tekrar. O da biraz doldurur. Güzel. Ne yapıyorsun be adam? İtalya tarafından ve Fransa tarafından çok güzel sıkıştırılıyorlar. Güzel. Rus tarafına ise Çinliler geldiği zaman savaş ilan edebiliriz. Moğol sıkıntıda. Çin'de savaşıyor galiba. Bakayım. Daha değil. Niyese gelmiyor. Sınıra yığılmadığı için gelmiyor. Şu an sınırı boş bırakmış. Çar Boris öldü. Fark etmez. Almanlar düştükten sonra da hareket etse işime yarar. Buradan genel cephe taarruzu yapacağım yakında. Buradan da yapabilirim. Sovyetlerin üzerine de gidebiliriz. Planları yapsınlar. Daha fazla asker.
Komutansız kaldık. Şimdilik devam etsinler. Çok dalavere çevirdik ama bir şekilde patlamadan devam ediyoruz. Güzel. Çin 48 Division'ımı kontrol et diyor. Memnuniyetle. Onlara ben bir Rus sınırına dayayım da seni bir savaşa aldırayım dur. Benim sınırımdakileri mi verdi? O biraz şey. Şuradakiler benim sınırımdakiler. Şuradaki med tanklarını bir aşağıya alabilir miyiz? Bir ufak işleri var. Almanya'nın düşüşü çok uzak değil. Hem aşağıdan hem yukarıdan sarılıyor. Lakin Rusya bu dönemde silahlanıyor hızlıca. Daha fazla askeri var. Ya Çin yeter bana. Çin yeter. Çin'in gücü yetecektir. İtalya terk ediyor buraları. Güzel. Ankara Anlaşması'nda gittik. Hemen şuraları kor yapalım. Artık buradan saldırabilirim. Tankları da şuraya alalım. Batı Savaşı'na da gidebiliriz. Buradan da Line Attack'la saldırabilirim yakın zamanda. Askerleri çekiliyor çünkü Almanya'nın bir. Tanklarımızı alalım Basarabya'dan. Petrollerini keselim tamamen. Şuraya uçak gerekli mi ya? Koyalım uçak da itsin. Güzel. Hava üstünlüğüyle beraber rahat bir şekilde iteceğiz. Hatta agresife verelim. Kendi topraklarımızı kurtaralım değil mi? Evet, saldırabiliriz buradan. Petrollerin son damlasına kadar alalım. Tankları işlevsiz olsun, uçakları uçmaz olsun. Uçamıyordu zaten de. Yukarıda şeylerle birleşme olasılığımız var, müttefiklerle. Birleşelim o halde. Plan enkaz, sonra da burgeç. Tankları da batıya alacağım ya. Bükreş petrollerine konduk, güzel. Hazır mıyız komutanım? Yakın zamanda hazırsın galiba. Bir yandan da Sovyet Savaşı'nı takip etmek lazım. Almanya düşer düşmez bütün gücümüzle Sovyetlere gireceğiz. Saldır. Dur siz değil, siz değil, siz değil. Siz saldırırsanız sıkıntı. Her iki cepheyle de savaşırsınız. Siz değil. Komutanım siz bekleyin. Fevzi Paşam buyurun. Amerikalılar da zaten çıkartma attı. Hızlıca bitirelim. Evet, açıldı cephesi.
Overrun manyağı yapın. Haydi. Burası da toparlanıyor. Savaşta güzel bir lokma yiyeceğimiz kesin ama Turan'ı kurmaya yeter mi bilmiyorum. Suriye'yi kesinlikle açgözlülük yapıp almam lazım. Şey yani açgözlülük yapıp unutmamam lazım Suriye'yi. Roman düştü. Topraklar Sovyet'e geçti. Biz bu topraklarla da ilerlenmeliyiz. O yüzden daha fazla asker basacağım. Silah açığımız mı var? Evet, silah açığına girdik. Birazcık silah basalım artık. Çelikte niye bu kadar açıktayız ya biz? İyi fabrika gelmiş. Çin'de silahtan bol başka bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden silah ver bana Çin. Evet, teşekkür ederim. Bunlar doğal pakete girdi. Evet, şimdi saldırabilirsiniz. Valla yaptığımız çok büyük bir kumardı. Her iki fraksiyonu aynı anda savaş ilan etmek. Yani. Enteresan bir kumardı diyelim. Büyük kumardı ama enteresan bir kumardı. Başarılı olacağını düşünüyor muydum? Evet ama riskliydi. Gördüğünüz gibi İtalya aşağıdan geldi. Ne oldu? Division'ım yetmedi. Lakin Almanya çöküşün eşiğinde. Macar da düşecek. Alman birlikleri burada ölecek. Sovyet birlikleri de oralara taarruz etmesini. Bütün Alman ordusu pakete girdi oradaki. Tabii o güç boşluğunu hemen benim doldurmam gerekiyor. Birinin doldurması lazım. Saldırın. Sevastopol'e de gir. Orada donanması var, gerçi giremeyiz. Siz de buradan saldırın. Dört bir cepheden saldırın haydi. Seni çağırıyorum haydi gel artık. Birazcık daha güvenli şey yapsın da kendine güveni gelsin de saldırır. Çin'le biz bu işi başarırız. Genel kayıplara bakalım hemen. Yaklaşık 8 milyon Axis kaybı. Çok be. Almanya'dan 1,5 kesmişiz. War score'umuz iyi bir oranda ya. Kollayalım bakalım belki gelin olur. Evet, Sovyet askerleri geçiş bulmuş ve gelmiş buraya. Her iki yerden de saldırı geçeceğiz. Öncelik şu Almanların. Almanlar öldükten sonra işimiz kolay olacak. Şuradaki birliklere elit piyade tümenlerini çevireceğim. Kriegwitter'e. Şuradaki Almanları öldür. Güzel. Gayet iyi ilerliyoruz. Gayet iyi ilerliyoruz. Yakında Almanya'nın da sonu yakın gibi. Suriye'yi galiba alamayacağım ama o Free Fransa geçti. Malum Turan'ı kurmak için de Fransa'yla da savaşmak gerekiyor. Suriye'yi istiyor. Çok enteresan bir cephe. Bir yanda Almanlarla savaşıyoruz, bir yanda Sovyetlerle. Ama her türlü savaşıyoruz. Bütün dünya bu canavarlara birlik için saldırıyor ya, şaka gibi. Konvoy, iyi ki de konvoya basmışız. Şunlardan silah isteyelim. Bir Amerikanlardan isteyelim. Çok cömertsiniz. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Niyet önemli. Niyet, niyet. İspanya'dan da alabilirim. Portekiz'den alamam galiba. Alır mıyım?
Alamam. İngiliz'den alabilirim. İngilizce yok. Şimdi konvoyla aldığımız bütün ürünleri bırakıyoruz kenara. Ve bol bol silah alıyoruz. Manpower zaten sorun çözülecek yakında. Manpower sorunu çözülecek yakında. Asker yetiştirmeyi iptal ediyorum. Ki asker şey gitsin. Ekipman gitsin. Birazcık da support ekipman. 25 tank fabrikaya yeterli. Anti-tanka iyi. Support'a. Hedeflere ulaşıldı mı? Şurada güzel bir paket var. İlerlemiyor komutanlar, niyeyse. Asker ilerlememeyi tercih ediyor. Garip. Diğer bir advisor'ımızı alacağız. Diğer bir advisor'ımıza ne? Şunun yerini alabiliriz ama o biraz stability'yi kötü etkileyecek. Strike yeriz. Strike yemek istemiyorsak birkaç defa şeye basacağız. Bunu basacağız, sonrasını alacağız o advisor'a. Evet, manpower geldi. Artık buraların hepsi core. Her yer core. Hakkari dahil. Yani kendi içimizdekiler dahil. Yo, olmadı, pardon. Bakayım. Yok, kor olması lazım. Evet, Turanis Ambition'a gidiyoruz. Tekrardan Çin Birleşik şeyinden çıkacağız. Bir kere daha yani. Ve Turanis gidince declare edebiliyoruz ama çıkmasak daha iyi. Onun yerine başka yerleri yapalım. Konfederasyona gideriz. Buradan biraz stabilite alırız. Güzel. Az kaldı Turan projemize ya. İyi bir rakam. Lakin Çin gene de girmedi savaşa. Girmem diyor. Dangerous diyor. Olmaz diyor. Boş as cephede askerler olduğu için. Ama asker spamlar için. Evet. Geldi gönlümün efendisi. Geldi. Sen şimdi hani yedin yemedin mi? Lan bizim burada bir asker vardı. Hop, ne oluyor? Moskova önünden dönen mücadele tekrardan Moskova önlerinde bitecek gibi. Havayı taşıyalım biraz. Şöyle yapacağız. Yanlış oldu. Komutan endeksledik. Komutan kendisi kullansın. Ay. Güzel kaynak veriyor. Lakin babacığım biz buradan yarılıyoruz ha. Rusya da buradan yer alıyor. Güzel. Ha, yanlış oldu. Çok pardon. Şöyle. Cephesini sileceğim. Sonrasında tekrardan büyük cephe vereceğim. Başlayın. Deli gibi konvoylarla silah alıyoruz. Hızlıca toparlayacak bu silah açığını.
Macar da düştü ve bütün yine Alman askerleri paketledi. Aynı Romanya'da başına gelen şey bir kere daha başına geldi. Almanya'nın kaderi bu, müttefikleri tarafından işgal edilmek. Çok güzel sınırlarımız var ya. Çok güzel. Birliklerimiz niye saldırmıyor? Acep. Çizemedik mi? Heh, güzel. Hava verelim yukarıya. Hava biraz kötü orada. Havalimanı da dikmek lazım. Güzel. Böylelikle itiş hızımız artacak. Almanya düşer düşmez dediğim gibi büyük lokmayı o yiyecek. Ben ise diğer büyük lokmayı yiyeceğim. Büyük lokmayı Sovyet yiyecek. Ben ise Sovyet lokmasını yiyeceğim. Collaboration'a gerek yok. Nüfusumuz geldi. Tek eksimiz silah. Silahı da çözeceğiz bir şekilde. Zaten konvoylarla gelmeye devam ediyor. Çin'den haftalık 5.000 geliyor ya. Az değil. Karkış demeden itmeye başladık. Güzel. Bir tane de havalimanında şuraya alabilir miyiz? Çin zaten aşağıdan onun canını okumaya başlamıştır herhalde. Bunlar Çin askeri değil mi ya? Çin aslanı değil mi? Ver ofansife gitsinler abi. Hah, şöyle. Yürü bakalım. Tek sıkıntı Sovyet fabrikalarını geri aldı. O yüzden savaş biter bitmez hemen geri almam lazım benim onları. Norveç gene düştü. İlginç, giderek Almanya gene fetheyledi orayı. Güzel. Hızlıca ilerliyoruz. Afrika cephesi ise tamamen kurtarıldı. Şu cepheyi bir kurtarayım. Hem Alman'a hem Sovyet'e gireceğim yandan. Öncelikle bir şurayı bitirelim de. Güzel. Avit alacağım yine. Manpower daha da fazla artıracak. Güzel. Buradaki oluşumları da imha ettik. Şurada Macarların bir oluşumu var. Devam et. Ya hem Sovyetlere hem onlara karşı iyi savaştık bence. Ve Çin geliyor. Ama Çin'in işte toprak almaması lazım. Alırsa sıkıntı. Çin'le de savaşmak zorunda kalırız abi. Bir de al başına belayı. Ki savaşacağız galiba. Savaşmamın tek yolu şey Rusya'ya puppet almak. Onu da benden fazla puan alan kimse yok. Yapabilirim yani. Nükleer araştıralım biz. Lazım olabilir. Evet, silahı dengeledik be. Sonunda. Biz gene de açık gösterelim de atan olur. Amerika'nın tüfekleri gelmiş. Güzel. Geldi mi gelmedi mi? Gelmemiş daha. İyi. Evet, Batı Savaşı çok güzel kazanıldı. Tüm cepheleri bir temizliyoruz şimdi.
biz bu cepheyi alacağız ve Sovyetlere gideceğiz. Aa çok pardon. Bu abiyi unuturum sürekli ya. Bu Fevzi Çakmak'ta olduğunu unuturum sürekli. Ama Fevzi Çakmak kasmış garip. Normalde kasamıyordu. Düzeltmişler demek. Tank bölükleri nerede? Tank bölüklerinde şu cepheyi alalım şöyle. Almanya'nın gücü kuvveti çok zayıfladı. Sovyet'in de öyle. Ya Fiyat'taki ordusu bizimle eşit. Bunun için kötü. Çok kötü. Bir rakam. Evet, bizim cephemiz açıldı. Çin'in de girmesiyle beraber çok normal. Yirmi fabrika şeye dönüyorum. Amerika'ya dönüyorum ya. Biz bu cepheyi niye inatla şey yapıyoruz? Non-aggression pact yok mu bunlarla? Şunu yaparsak olmaz. Güzel. Bir kere daha bu sıkıntıyı çekmeyiz böylece. Gel. Fevkalade. Tanklara da emir verelim. Savaş boyunca ne kesti bizim çocuklar? Devasa bir üstünlükle %91 win rate'li oynuyorlar bize. Şu cepheyi birleştirmek sizin göreviniz. Almanya çökerken Rusya'yı da ufaktan kıvama getirmek lazım. Çünkü Almanya her ne kadar büyük zararlar verse de en nihayetinde Rusya, yani bu geri dönmesini beklemeyecek halimiz yok. Değil mi? Papıç alarak çözeceğim bu arada o Çin'in aldığı toprakları. Oralara dünyanın puanını veremem. Rusya'yı papıç kesin alacağım. Kars Fokus'una gittik. Turanis'e gitmeyeceğim. Hemen şunu alacağım. Bu bize stability verecek. Ve evet, Advisor'ı alalım. Mehmet Emin Yurdakul gidip yine bir Turanis Advisor geliyor. İki tane. Bu önceden çok daha buff'lıydı bu arada. Şimdi daha az. Ama uyumluluk yine çok büyük buff. İşgal ettiğimiz her toprağın uyumluluğu devasa ölçüde artıyor. Ekonomiyi bitirdik. Biraz petrole ihtiyaç olabilir ilerinde dönemlerde. Evet, Ruslar sıkıştırıldı. Şuradaki oluşumları imha et. Bir çöküyor. Tavus kuşunu upgrade diyelim, tukana çevirelim. Engine değildi, atak daha iyi bir tercih bu uçaklarda. Evet. Güzel. Yere bayağı sağlam vuracak. Çevikliğinden biraz kaybedecek de önemli değil. Yerine yenisini basarız. Güzel. Lüksemburg bir kere daha kaptır oldu. Almanya durdurulamıyor resmen ya. Biz girmesek bunlar ne yapacakmış böyle? Boş cephe var abi. Kapitüle eder misin? Şey yapar mısın? Paket atar mısın? O kadar iyi kesti ki. Adamların hali kalmadı savaşmaya. İki tarafı da. İki tarafı da çok güzel ilk yaptık. Görelim mi ne kadar şey kesmişiz. Bu benim savaşım değil. Almanlar çok fazla kesti.
Bu benim savaşım mı? Bu değil. Almanlara ne kadar puanım var? %15. İyi bir rakam. İyi bir rakam. Sovyet'ten sonra iyi bir rakam. Herhalde Sovyet'ten sonra birinci olabiliriz. İyi iş yapıyoruz, güzel. Evet, Almanya ufaktan yerini bize bırakıyor. Şuradaki tanklarım ne durumda? İtmeniz lazım. Kış şartları ama gene de itmeleri lazım. 100.000 silah açığı gösteriyoruz. İşte bu yüzden bize silah gelmesi lazım. Ama nereden? Fransa atabilir. Hayrına, kendine hayır yokmuş. İspanyollar 20.000 sıktı. Güzel, teşekkür ederiz. Çin'den bir 20.000 alabilir miyiz? Aylık tatlıydı ama tek seferde vermesi daha iyi olur. Japonya vermeyecektir. Kendisi kukla yönetim. Diğer Çin ülkelerinden olabilir. En azından kukla değiller. Pek onlarla aramız iyi değil. Aynı fraksiyonda olmamıza rağmen. Yugoslavya'dan dilenebiliriz. İyi bir rakam. Amerika'dan zaten dileniyoruz. Danimarka verebilir. Güzel. Norveç kapitüle oldu defaatte. O da vermez. Kimden alabiliriz biz ya? İngiltere verse İngiltere tatlı aslında. Ama vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Sovyetleri bir kapitüle edelim de gerisi kolay. Evet, Almanya çöküşün eşiğinde. Enzigi görüyor. Biz ise burada Almanları gene eziyet ediyoruz. Daha doğrusu Romenler eziyet ediyor onlara. Bu arada 37 dakika olmuş. Videoyu bitirelim artık dostlar. Ben kaptırdıkça kaptırmışım. Bitirelim artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde artık son karşılaşmayı göreceksiniz. Ve emanet olan toprakları alınca daha iyi bir yerde olacağım. Çin fraksiyonunda olmam Çin'in devasa topraklar alacağı anlamına gelmiyor. Biz 1000 yıldır burada savaşıyoruz. Burada kan döküyoruz, kan. O yüzden devam edeceğiz. Bu arada şuraları kor yapıyor dediğim gibi. Hatta Musul'a kadar kor yapıyor. Yani bütün her yeri kor yapıyor. Ve Konfederasyon'dan da güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Azerbaycan'ı kor yapacak. Sonrasında da Turanis Ambition'a gidip Çin fraksiyonundan da ayrılabiliriz istediğimiz vakit. Turanis'i kurunca da zaten Diklirler gelmeye başlayacak. Şöyle ki Peace Anlaşması'nı çok sağlam yapmamız lazım. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Almanya'nın düşmesine yaklaşık bir yıldan az var. 45'e doğru giriyoruz zaten. Evet, izin için teşekkür ederim tekrardan. Görüşmek üzere efendim.